Herkese merhaba. Doğada yaklaşık 8,7 milyon canlı türü vardır ve biz bunlardan sadece 2 milyonunu biliyoruz. Ancak düşündüğünüzde aklınıza en fazla kaç hayvan ismi geliyor? Sonuçta hiçbirimiz 2 milyon hayvan ismi sayamayız, değil mi? O yüzden bugünkü videomuzda sizlere daha önce görmemiş olabileceğiniz hayvanlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Yer kurdu. Pekala, bu canlıyı çizgili bir sırttan sandıysanız yanıldınız. Bu aslında bir yer kurdudur. İşte daha da tuhaf bir bilgi. Yer kurtları böcek öldürücü hayvanlardır ve yalnızca küçük yaratıklardan hoşlanırlar. Bu nedenle de yassı mandallara benzeyen yanak dişleri vardır. Şerit yılan balığı. Okyanusta bu kadar çok çöp varken bu yaratığı bir parça kurdele ya da renkli bir kumaşla karıştırabilirsiniz. Şerit yılan balıkları, parlak sarı yılan balıkları olarak hayatlarına başlarlar ve ardından mavi renge döndükleri aşamaya gelirler. Hayatlarının bu noktasında aslında erkektirler. Sarıya döndüklerinde ise dişi olurlar. Yani derilerinin rengi cinsiyetlerine göre değişir. İşte bu gerçekten tuhaf. Avcı sinekler. İşte karşınızda hayvanlar dünyasının suçluları avcı sinekler. Aslında bu hayvanların acımasız bir şekilde uçan herhangi bir böceği yemesini tanımlayacak hiçbir kelime yoktur. Kurbanlarına önce kas dokusunu tamamen parçalayacak bir sıvı enjekte ediyorlar, sonra da onları parçalayarak yiyorlar. Ve yaklaşık 7 cm boyutlarında olduklarından bu canlılara sinek dünyasının devleri diyebiliriz. İspanyol dansçı Nudibranch. Suda yaşayan sümüklü böceklerle ilgili bir şeyler biliyorsanız, bu hayvanların birçok çeşitli türe sahip olduklarını da biliyorsunuzdur. Yine de İspanyol dansçı, şu ana kadarki en büyük deniz sümüklü böceği. Bir insan kolu kadar uzun ve kelimenin tam anlamıyla yüzen bir dile veya dev bir çiçek yaprağına benziyor. Sizce de öyle değil mi? Pelikan yılan balığı. Doğa bizi sık sık şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin pelikan yılan balığı, kelimenin tam anlamıyla balon gibi ağzıyla denizlerde gezinen bir ağa benziyor. Bu balıklar ağızları açık bir şekilde büyük karides gruplarına doğru yüzerek beslenirler ve koca ağızlarını bir buzdolabı gibi kullanarak avlarını daha sonra yemek üzere saklarlar. Koni başlı mantis. Görkemli koni başlı mantisler göz alıcı bir çekiciliğe sahiptirler. Vücutları bitkilerle mükemmel bir uyum içindedir. Ancak bu yetmezmiş gibi bir de yapraklar gibi hareket ederler. Hayalet köpek balığı. Bilim adamlarının hayvanları adlandırma konusunda kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Örneğin hayalet köpek balığı ismi verilen bu hayvan bir köpek balığı değildir. Ancak bu canlılar vücutlarının her iki tarafında bulunan solungaçları dışında köpek balıklarıyla akrabadırlar. Hayaletimsi görüntülerine ve gözlerindeki buğulu parıltıya bir bakın. Honduras beyaz yarasası. Honduras beyaz yarasası, sıradan korkutucu yarasalara hiç benzemez. Öncelikle bu canlılar çok tatlılar ve insanlar tarafından sevilmeye bayılıyorlar. Bazen büyük yapraklara kıvrılarak burayı evleri olarak kullanırlar. Hepsi bu da değil. Honduras beyaz yarasaları birbirlerine sarılır ve öyle uyurlar. Bu gerçekten çok tatlı. Albino fok. Bu albino fok gibi hayvanlar nadir bulunan cevherler gibi olabilir. Ancak birlikte yaşadıkları diğer koloni üyeleri genellikle farklı oldukları için bu canlıları reddederler. Ama bu canlıların var olma ihtimallerinin bile 100.000'de 1 olduğunu düşünün. Evet, bizce de dışlanmayı hak etmiyorlar. Taç deniz anası. Kalbi, beyni, kanı ya da solungaçları olmayan ama ölümsüzlüğün sırrına sahip olan bir canlı. İşte harika taç deniz anası. Son derece basit biyolojik yapıları sayesinde sonsuza kadar olmasa da binlerce yıl yaşayabilen bu canlılar aynı zamanda son derece zehirlidirler. Çekiç başlı solucan. Çekiç başlı solucan hayal edebileceğiniz en sert solucandır. Öyle ki çoğu solucan etrafta öylesine gezinerek fazla tehdit oluşturmazken çekiç başlı solucanlar diğer solucanlarını avlamayı severler. Bazen sümüklü böcek larvalarını ve diğer çekiç başlı solucanları bile yerler. Öyle ki avı yüzeye iterek sümüksü bir salgıyla sararlar ve sonrasında da kelimenin tam anlamıyla onları içerler. İravadi yunusu. Beyaz balinaları seviyorsanız İravadi yunusuna bayılacaksınız. Karizmatik yuvarlak yüzleriyle tıpkı beluga yavrularına benziyorlar, öyle değil mi? Bir diğer yandan oldukça mutlu ve gülümser gibi görünen bu canlılar ne yazık ki nesli tükenen hayvanlar listesinde. Bu yüzden onları kurtarmak için üzerinize düşeni yaptığınızdan emin olun.
albino kel kartal. Dünyamızda diğer albino hayvanlara benzeyen sarışın kuşlar da var. Örneğin bu kel kartal, lucisim adı verilen bir genetik mutasyona sahip. Sınırlı melanin nedeniyle açık bir kürke sahip olan albino veya lösistik kuşlar son derece nadirlerdir. Alaycı saçakbaş. Bu balığı görürseniz hiçbir şeyi sorgulamayın ve sessizce uzaklaşın. Alaycı saçakbaş son derece bölgeci bir hayvandır ve aynı zamanda bir ayı kapanı gibi açılıp kapanabilen iğne benzeri dişlerle dolu bir ağza sahiptir. Neden herkesten bu kadar nefret ettiklerini bilmiyoruz tabii. Deniz sümüklü böceği. İşte size bir bilgi. Uzaylıları görmek için uzaya gitmenize gerek yok. Okyanuslarımızın derinliklerinde uzaylıları bulabilirsiniz. Örneğin bu özel deniz sümüklü böceği. Bu yırtıcı deniz sümüklü böceğinin görünüşünün yanı sıra avlanma şekli de son derece eşsiz. Öyle ki bu canlının ağzındaki perde bir boşluk gibi açık halde hareket eder ve bir av hissettiğinde anında onu kapar. Tıpkı bir balık ağı gibi. Palyaço kurbağa. Palyaço kurbağa olarak da bilinen Harlequin kurbağasının dişi bir kurbağayı cezbetmek için yeterince iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü bu canlı oldukça güzel çizgili bir gövdeye sahip. Ancak durum hiç de böyle değil. Aslında bu kurbağalar, vücut ağırlıklarının %30'unu kaybetmelerine neden olan özel bir aşk diyeti için çiftleşme mevsimi boyunca yiyeceklerden tamamen vazgeçerler. Hatta bu süreçten sonra bile dişilerin dikkatini çekmek için suda el sallamak zorunda kalırlar. Deniz domuzu. Evet, başka bir saçma hayvan ismiyle devam ediyoruz. Deniz domuzu tabii ki de bir domuz değil. Aslında bir deniz hıyarı. Deniz domuzu ismi ise normal domuzlar gibi pembemsi, dolgun vücutlara sahip olmalarından geliyor. Bu canlılar her okyanusta bulunur. Ancak okyanusun en soğuk ve en derin yerlerinde yaşadıkları için onları asla göremeyebilirsiniz. Beyaz serval. Firavun beyaz serval, harikalar diyarından çıkmış bir kış yaratığına benziyor. Oysa bu canlılar karda bile yaşamıyorlar. Ayrıca bilinen yalnızca bir avuç beyaz serval var. Ve insanlık olarak sadece iki tanesine tanık olduk. Şu asalete bakın. Herkül böceği. Herkül böcekleri kahraman olmayabilirler. Ancak başlarındaki bu kılıçta kesinlikle öyle görünüyorlar. Bir diğer yandan bu hayvanların en iyi yanları ısırmamaları, kötü kokular üretmemeleri ve bakımlarının oldukça kolay olmasıdır. Bu nedenle göz korkutucu bir evcil hayvan istiyorsanız bu aradığınız hayvan olabilir. Afrika dev kırkayak. Kırkayaklar yeterince ürkütücü görünüyorlar. Ancak bu korkutucu görüntüleri yetmiyormuş gibi bir de yılanlara benzeyen Afrika dev kırkayaklarına bakın. Aklı başında kimse bu canlılara yaklaşmaz. Öyle ki bunu yaparsanız bu dev kırkayak cildinizi deri gibi kaşındıracak bir sıvı salgılayacaktır. Beyaz orka. Pek çok balığın beyaz olmaması iyi bir şey çünkü onları kolayca buzdağları ile karıştırabiliriz. Ve Titanik'teki buzdağının yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Yine de bu durum tabii ki de doğanın rotasını izlemesini engellemez. İşte karşınızda nadir bir beyaz katil balina. Aslında bu balıklardan biri denizde oldukça ünlüdür. Adı ise iceberg. Myxini. Bu balık son derece sıkıcı görünse de çok tuhaf özelliklere sahip. Bildiğimiz gibi bazı hayvanlar tehlikeden kaçmak için dişlerini, bazıları ise hızlarını kullanır. Bu balıklar ise slime kullanıyor. Evet, doğru duydunuz. Ancak çocukların oynamayı sevdiği yumuşacık renkli slime'lardan bahsetmiyoruz. Bu, salındığında 100 kata kadar genişleyebilen, jelatinimsi, mukus benzeri bir madde. İğrenç. Zebroid. Sanırım zebroidin baskısı yapılırken mürekkep bitmiş. Şu hayvanın görünüşüne bir bakın. Bildiğimiz üzere insanlar garip küçük hayvan karışımları yapmayı seviyorlar. Görünüşe göre katır yeterli olmamış. Bu yüzden de bir zebroid elde etmek için at ve zebrayı çiftleştirmişler. Bir diğer yandan elde edilen bu zebroid genellikle cüceliğe eğilimli, yani oldukça küçük ve sevimli bir canlı.